Evet arkadaşlar. 3 kelime ile özellikle coğrafya kısmında diğer bir kısma geldik. Bazı karıştıran noktalar var. Hangisi neydi kısmını özellikle burada anlatmak açısından bunu dikkate alacağız. Birinci olarak Ovit tüneli arkadaşlar. Ovit tüneli şu an Türkiye'nin en uzun karayolu tünelidir ve 13 Haziran tarihinde açıldı ve bu şekilde resmi açılışta yapılmış oldu. Nereyi nereye bağlıyor arkadaşlar? Özellikle Rize Erzurum bağlantısını sağlıyor ve bu açıldıktan sonra şu an en uzunu bağlıyoruz. Ama şu an yapımı devam eden bir tane var. O da Yeni Zigana Tüneli. Eğer bu tamamlanırsa özellikle bu birinci olacak. Ovit o zaman kaçıncı olacak? İkinci. Ama şu an itibariyle tamamlanmadığından dolayı Türkiye'nin en uzun karayolu tüneline Ovit diyorsunuz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yine yan tarafta gerekli bir geri görebiliyorsunuz kilometre bazında kıyaslandığında 14.5 kilometre ile Ovit'i geçecek olan Yeni Zigana Tüneli var. O da özellikle Gümüşhane Trabzon arasındaki bağlantıyı sağlayacaktır. Yani şu an aktif değildir. Peki diğer kelimemize baktığımızda Bakü, Tiflis, Kars. BTK olarak dikkate aldığımız demir yolu hattıdır. Bu da yakın dönemde açılmış olan özellikle Bakü-Tiflis-Kars hattında demir ipek yolunun uzantısı olan önemli bir demir yolu hattıdır. Bu demir yolu hattında yük taşımacılığı yapılıyor. Çin'den başlayıp Londra'ya kadar devam ediyor arkadaşlar. Bu da bizim için önemli bilgilerden birisidir ki demiryolları sık sık gündeme geliyor. Bununla ilgili ya da şıklarda geçebilecek bir soru olabilir. O yüzden buraya dikkat edelim. Peki diğer önemli nokta ne? Ordu Giresun Havalimanı. Türkiye'de deniz doldurularak yapılmış İlk havalimanı Avrupanın da bu anlamda ilk havalimanıdır. Bu anlamda ilk olması açısından önem taşır. Peki bunun dışında özellikle havalimanları arasında biliyorsunuz işte en uzun piste sahip olan Şanlıurfa Gap havalimanı var. Bunu da burada eklemiş olalım ve bu şekilde önemli olan birkaç kelimeyi de üç kelime kısmında da biz değerlendirmiş olalım. Bu şekilde e, videomuzu bitirelim.